Merhabalar, ben diş hekimi Denizhan Uzunpınar. Bugün sizlerle gülüş tasarımı konuşacağız. Gülüş tasarımı, hastaların dişlerindeki uyumsuzluğuna karşın hekim tarafından tasarlanan ve size optimum seviyede gülüş sağlayan bir tedavi şeklidir. Gülüş estetiğinde biz günümüzde daha çok lamina dediğimiz, neredeyse dişe hiç dokunulmadan yapılan tedavi yöntemini tercih ediyoruz. Tabii bunu 3 çeşit olarak şekillendirebiliriz. Burada lamina ve empres artı zirkonyum diye malzemeleri 3 ana gruba ayırabiliriz. Gülüş tasarımı öncelikle hastanın kliniğe geldiğinde alınan fotoğraflarıyla başlar. Tabii ki hastanın talebine bağlı olarak hastanın fikirleriyle bizim yapabileceklerimiz birleşir ve sonucunda optimum gülüş neyse ona göre bir tasarım ortaya çıkartırız. O tasarımla beraber koltukta ilk seans diş eti düzenlemesi gerekiyorsa manikür dediğimiz bir gingivektomi işlemiyle diş etleri düzenlenir. Düzenleme sonrasında biz hastaya nihai sonuca yakın bir geçici uygularız. Tabii ki aşındırma miktarı burada ne kadar az olursa o kadar doğal çalışabiliyoruz. Gülüş tasarımı öncelikle 5 günde tamamlanabilen bir tedavi. Fakat hastaların o güven köprüsünü oluşturmak adına aslında 2 seans yapabiliyoruz. Çünkü ilk seansta prova dediğimiz bir işlem olabiliyor. Burada hasta tabii ki hekime güvenerek geldiği için hangi tedaviyi nasıl yapacağını sadece hekimin dediğiyle kabul edebiliyor. O yüzden biz ara seansta bir prova yapabiliyoruz. Bu da hastanın görüntüsünün ne olacağını gösteren bir seans oluyor. Akabinde 3 gün sonra da nihai sonuca ulaşabiliyoruz. Yani hasta tamamen hekime bırakıyorum derse bir haftada sonuçlanır. Fakat hayır, ben ara prova istiyorum derse de 9-10 güne kadar çıkabiliyor. Prova seansı şu yüzden önemlidir. Hasta sonuçta bu tedaviyi yapıp bitirdikten sonra belki 5, belki 10 yıl boyunca kullanacak. Bu kullanım ömründen ziyade görselliğini net olarak algılayabilmesi ve kabullenmesi adına prova seansı olmazsa olmazlardan biri haline geldi. Gülüş tasarımı ağrılı bir işlem değildir. Çünkü lokal anestezi altında zaten biz dişleri uyuşturduğumuz için herhangi bir ağrı veya sızı hissetilmek mümkün değil. Öncesinde biz fotoğraflar alıyoruz. Bu fotoğraflara göre herkesin farklı bir diş yapısı vardır. Bu diş yapısına göre biz tasarım uygularız. Tabii bugün standart haline gelmiş bazı diş formları vardır. Ama biz herkese aynı dişi uygulamayı tavsiye etmiyoruz. Toparlayacak olursak, fotoğraflar alındıktan sonra kişinin yüzüne, gülüşüne veya kaş yapısına göre biz formları belirliyoruz. Bu formlarla beraber de tasarımı gerçekleştiriyoruz. Günümüzde en çok yapılan işlemlerden biri gülüş tasarımı. Çünkü hem öncesi sonrasında memnuniyet oranı çok yüksek, daha kısa süreli tedaviler sonuçlanıyor. Çünkü eskiden alternatif olarak işte tel tedavisiyle dişleri düzeltmek yıllar alırken, şimdi ufak çapraşıklarda dişleri düzeltmek gülüş tasarımıyla hem daha hızlı hem de güvenilir bir şekilde mümkün. Hassasiyet değişken bir konu. Tamamen kişinin biyolojik yapısıyla alakalı bir şey. Ağrı eşiğiniz yüksekse hassasiyetiniz olmaz. Düşükse her işlemde hassasiyetiniz olur. Ama genelde bizim bahsettiğimiz şey işlem sonrasında minimum bir iki hafta hassasiyet olma riski var diye söylüyoruz. Avantajı en başta özgürce gülebilmek, daha güzel bir gülüşe sahip olabilmek, daha beyaz ve daha uzun ömürlü olması. Bunların hepsi aslında avantaj.